Ne oldu? Sesin kesildi ha? Ulan işiniz gücünüz kahpelik be. Ava giderken avlandın mı ayı? Sana ayı göstereyim ben istiyorsan ha? 30 derece doğu, kırmızı konteynerin üstü. 0 noktası yerde. 45 derece batı, mavi konteynerin üstünde konuşlanmış durumdalar. İyi işte, adam başı bir porsiyon eder. Çekip indirelim. Hakim konumdalar. Onları etkisiz hale getirene kadar onlar bizim işimizi bitirir pehlivan. Bak, aranızda en akıllınız bu ha. İşi çözdü hemen. Aferin lan. Nasıl anladı öleceğinizi? Şişt. Canına mı susadın lan sen? Yaşamak istiyor musunuz? Toplamda 3 sniper. 20 derece doğu, 0 noktasında 30 derecede batı. Anlaşıldı. Görüş alanımızda. Pozisyon alıyoruz. Anlaşıldı. Konuşsanıza lan! Hayatta kalmak istiyor musunuz? Şoka girdi bu ya. Kafayı yedin galiba. Söyle şunlara. Silahlarını toplayıp çıktıkları gibi insinler. Benim tepemin tasını attırmadan çekip gitsinler buradan. Kime güveniyorsun sen ha? Son kez söylüyorum. Bu sizin son şansınız. Hazırız. Onayınızla. Onayın ne atmaca? Bak, şu anda hedef tahtasında değiliz. Ama sen aslanlar gibi hedeftesin. Sen var ayı dediydin değil mi? Tavuk, her kuşun eti yenmez. Şimdi söyle bakalım. Yenir mi, yenmez mi? Tamam, tamam. Şey yapmayın. Anlatacağım, her şeyi anlatacağım. Geminin varış noktası neresi? Suriye mi? Evet, Suriye. Laskiye limanı. Örgüt silahları oradan alacak. Annen izlerim de bu yöndeydi. Beni doğruladığın için teşekkür ederim. Memnuniyetle. Bizimle geliyorsun. Uzay, ayrıntıları toplayıp süratle yuvaya dönüyoruz. Anlaşıldı. Operatör, arkadaşlara teşekkürlerimizi ilet. Elleri dert görmesin. Anlaşıldı atmaca. Çetin doğru söylüyor olabilir mi? Sizce Ömer'in kurtulması mümkün mü başkanım? Biz pes etmedikçe her şey mümkün. Ömer'de kullanılan biyolojik silahı her kim yaptıysa onu bulursak virüsü durdurabiliriz. Şirket yıllardır bu tür virüsler üzerinde çalışıyor. Biyolojik silahlarla küresel düzeni kontrol etmek istiyorlar. Bunun için de büyük yatırımlar yapıyorlar. Çetin'den silahı yapan kişiyi ve laboratuvarı öğrenirsek işin seyri değişir. Çetin iddia ettiği gider ayak seni kızdırmak için olmasın sakın. Maalesef. Biliyorsunuz Çetin'i gayet iyi tanıyorum. Ses tonu, bakışı. Yalan söylemiyordu, eminim. Peki o zaman. Ben de hızlıca çözüme ulaşmak için gerekli talimatları vereceğim. Teşekkürler başkanım. Ömer'i kurtarmak için günlerdir bu konu üzerinde çalışıyoruz. Fakat karşılaştığımız tablo ürkütücü. Nasıl başkanım? Bu virüs biyolojik bir silah. Şirketin bunu dünya çapında kullanmasından endişe ediyoruz açıkçası. Üçüncü Dünya Savaşı'nı bu virüsle başlatabilirler. Kesinlikle.
O virüsün Ömer'e verilmesi tesadüf değildi. Türkler de bu virüsün nasıl çalıştığını ve seyrini takip için bir şansları oldu. Eğer Ömer ölürse, o zaman onda kullanılan bu biyolojik silahı Türkiye üzerinde deneyebilirler. Genç ve dinamik nüfusumuz şirketi ziyadesiyle rahatsız ediyor. Amaçları nüfusumuzu azaltmak ve etkisiz hale getirmek. Bunun için de planları bu. Ömer ölümü kabullenmiş görünüyor. Çaresini bulmak için yaptığımız her şeyi kulak arkası ediyor. Ama eminim, bunun arkasında çok büyük bir kumpas var. Evet. Bu yüzden Çetin'in söylediği kişiyi ve laboratuvar bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Merak etme. Anladım başkanım. Teşekkür ederim.